Getir'den siparişini ver. Program bitmeden kapında olsun. Tatava'dan herkese merhabalar. Merhaba Irmak. Nasılsın? Merhaba. İyi abi. Seni sormalı. Ben Nasıl geçti iyi. hafta? Güzel. Sen ne yapıyorsun? İyi. Koşturmacalara devam abi. Maçları Kolay. takip ettik. İki taka devam. Tiki taka devam. Ee, çok bir de dizim yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Bir şey yapıyorsun. Dizim yani Ne o? Abi geldik, bir geldik yoksun diye bir güzel bir formata ha, başladık. Ben Berkay Ateş'le birlikte. Ee, filmlerin işte unutulmaz filmlerin unutulmaz sahnelerinin hikayelerini direkt o filmi başrol oyuncularıyla sanki oraya gitmişçesine arkamızda böyle bir green ekranın oldu. Ee, ama sadece filmler değil aynı zamanda maçları da hmm. ele alacağız. Ya önemli bir anların. Ee, aynen önemli bu. E, atıyorum sert haberin birinci olduğu Eurovision'da olabilir. Ha, süpermiş. Ee, Çok güzel. Yani biraz aslında bu fikir pandemi döneminde çıkmıştı. Çok iyi fikirmiş. Ee, pandemi döneminde çünkü kimse bir yere gidemiyordu ya. Hani biz sanki arkamızda green box'ın önünde bir çekim yapıp biz oraya gittik sen geldik yoksun diye bir e, sloganla girip böyle bir sohbetlere bir Çok şeylere güzelmiş. başladık abi. Çok güzelmiş. Ercan Kesallı konuk edin ve bir zamanlar Anadolu'daki o e, muhteşem, güzel bir fikirleri açız bu, abi. Muhteşem muhtar yemeği sahnesinin şeyini yapın. Kuzu etidir, et kuzu etidir <laughs> Bölümünü, bölümünü bir ya aklımızda onu şimdi bir şey insan ya. birden düşününce hakikaten gelmiyor da aslında hafızamızı da bilinçli ya da bilinçsiz kazıdığımız o kadar çok filmlerden, Alacağım, e, kal, 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 kal. konserlerden, etkinliklerden i̇şte o kadar kültür, çok detay var ki. Kültür öyle, öyle oluşuyor işte zaten yani burada sana bir, bir şey söylüyorum. Sen tabii tabii, tabii fikir zaman, fikir açıyor. Sen onu anladığın zaman işte ha bilmem ne filminden bir gönderme Aynen. diyorsun. O asıl şey o yani. Ee, yaşanmışlık kültür aktarımı o? Güzel. Güzel program. Başarılar. Aynen. Bu arada e, Voli'de de yeni bir yarışmaya başladık. Yakında seni de orada konuk edeceğiz. Hayırlısı bakalım. Öyle bir planımız, <laughs> evet, projemiz evet, var. onu seyretmedim daha ama güzel olduğunu duydum. <laughs> Sonu ödül olsun. E, adı altında geçtiğimiz pazar günü yayınlandı. E, i̇zleyenlere teşekkür ediyoruz. İzlemediyseniz de hala bekliyoruz. Keyifli bir e, yarışma. Yarışma programı. Milli Takımlar Ana Sponsoru ilk, BTC Türk'le. İlk e, yarışma programı ve BTC Türk'le. Bitcoin Türk'le. Herhalde e, Bitcoin'le maşallah var ha aman aman. Evet evet. Üç kuruş doğru. paramız var. Evet. <laughs> Artım biraz oradan. Ondan sonra e, onu izleyin. Ben de bir ara katılacağım. Evet. Bekliyoruz hocam. Bitcoin ödülü var. Biliyorsun. Bitcoin veriyorlar. Evet, 10.000 TL karşılığında Bitcoin ödülü veriyor. Ciddi misin? Aynen. Sen bir hesabı açıyorsun. Yaklaşık. Eğer hesabın 10, varsa zaten. 0,10 gibi bir şey. 12.000-13.000 Bitcoin gibi eder. 0.12, evet, 0.12, 0.13 gibi Bitcoin yapar. Bugün 125'lerdeydi. O civarda, o televizyon. civarda, o civarda Bitcoin yapar. Güzel mesele. Haberiniz olsun. Evet. haber e, Takipte kalın. Hem programı hem de Bitcoin'i diyelim. E, programımıza başlayalım o zaman. Gene yoğun bir e, gündem var. Uzun bir akış listesi hazırlamış arkadaşlar. Rıdvan sağ olsun. Biraz fazla hatta yani. Rıdvan da hoş geldin. Rıdvan'ın eşi. Evet. Covid oldu geçmiş Aynen. olsun. Geçmiş olsun. Rıdvan'a bulaşmadı ama aynı evde bulaşmayabiliyormuş. biliyormuş. Bir kez daha buradan uyarımızı yapalım. Maske, mesafe, temizlik arkadaşlar lütfen. Çünkü He. ciddi bir sarmala doğru gidiyoruz gene. Aynen gelen haberler e, rakamların oldukça yukarıya çıktığı yönünde tedbiri elden bırakmamaya devam etmemiz gerekiyor. Bugün aslında biz bu programı çekerken 10 Kasım e, ama mı? Evet. siz bu programı izlerken 11 Kasım. Fakat biz yine de Tabii e, ki atamızı Mustafa saygıyla. Kemal Atatürk'ü anmadan geçmiyoruz. Saygı ve özlemle kendisini anıyoruz. Özellikle son dönemde giderek artan bir e, Özlem. özlemle ve Hayretle yani o ne yani. evet. Doğru kadar doğruymuş, ne kadar doğruymuş diye diye rahmet ve şükranla anıyoruz kendisini. Ve gündemimizin ilk konu başlığında da Galatasaray'ın Sivas'ı deplasmanda 2-1'le geçmesi var. Sarı Kırmızılılar. İlk, i̇lk yarısı itibariyle iyi oynayın Galatasaray. Evet olarak. ilk yarı ayrı, ikinci yarı bir. Özellikle ilk 40 dakikası iyiydi. Sonra Aynen. penaltı, penaltı kaçtı. İkinci yarıda da bir iyi başladılar. 60'tan sonra filan takım yavaş yavaş düştü. Ocağın değişikliğiyle takımın yapısı değişti biraz o öndeki hızlı pas e, oyununu oynayabilecek ekip değişince biraz tempolu oyuna gelince topu ön tarafta tutamayıp e, 2-1'den sonra da Sivas'ın da yüklenmesiyle beraber biraz da zor bitirilen bir maç haline geldi. Evet. Ama Sivas deplasmandan galibiyet önemlidir. E, 3 maç üst üste 9 puan da çok da iyi olmayan 3 tane oyunla yani 3-90 dakikanın Belki toplansan 45 dakikasında iyi oynayarak 9 puan evet, almak 45, 60 bir, Galatasaray, bir Galatasaray özelliği işte. Yani büyük bir, bir tok takımın, tecrübeli takımın, e, büyük takımın e, özelliğinin olması gereken şeyleri Galatasaray'ın şu üç maçında gördük. Belhanda'nın performansını nasıl buldun? <laughs> i̇yi buldum. Yani o günü i̇yi özel iyi iyiydi de aslında performanstan ziyade Belhanda'nın Galatasaray ın açısından durumu ya yok, çok başka kafa karıştı. Yani, evet daha iyi alternatif daha iyi oyuncun yok abi. Yani daha iyi bir sistem, daha iyi bir organizasyon yapılanmayla onu iyi bir alternatifle değiştiremedi, değiştiremediğin sürece de Belhanda'ya mecbursun gibi bir gerçek var. Ee, nitekim o da neyse ki Galatasaray adına bir şeyler koyuyor ortaya. Fatih Hocam maçtan sonra Sivas Spor'dan bu atmosfer, atmosferde galibiyet alabilmek önemli. Kritik gün rakipleriniz kaybetmiş ya da sizden öndekiler? Herhalde orada rakip derken Alanya Spor'u sizden öndekiler derken Fenerbahçe'yi karşıtırıyor. <laughs> Veya tam tersi. İkisinden biri evet. Ee, ne gerek var şimdi? Yani ve ve sonrasında ne lüzum var yani? Ya da rakipleriniz demesen ne kaybeder? Siz de önündekiler puan kaybetmiş de sen ne olur yani? İkisinden bir tanesi kullanmasa aslında bir kafa evet, karışıklığı olacak. Şey. Kafa karışıklığı değil ki özellikle yapıyor. <laughs> yani özellikle <laughs> yapıyor. Algı konusunda ders verir ders. Dünyaya ders verir. Joe Biden danışman olarak alsın kendisini. Joe Biden, Joe Biden'da sonra, var işimizde. Alsın. <laughs> Algı yaratmak konusunda Trump'ı, Trump'ı Trump'ın yanına baba olsaydı danışmanı baba olsaydı şimdiye kadar <laughs> seçimin çalınıp çalınmadığını 50 kere anlatmıştı. Daha güzel anlatmıştı. Abi yok ya orada orada bu işler böyle yürümüyor ya. Yürü Bence abi, bu bizim toplumumuza az. Yürü abi yok olur mu abi 71 milyon oy almış adam kaybetti. Nasıl olacak kaç tane oy almış? Orada 71 Aldı. Almış, o da 71 almış. Ama işte devamı gelmedi yani en azından. Abi bir şey oldu mutlaka ben sana söyleyeyim yani. Yediler mi Trump'ı hocam? Establishment geri geldi abi. Kesin yani net net şey budur tab tabir budur abi. Establishment, yerleşik düzen. yere geldi abi. Ben orada tabii şimdi az sonra Trump konusunda konuşuruz. Orada konuşuruz evet. Onu yiyen başka faktörler de oldu da Fatih Hoca'nın açıklamalarıyla da daha doğrusu... Ha, oldu? Ile. İyi oldu tabii. Yani. Trump'ta yani, mıyız şu anda? Yani Trump'ı kapattık tamam. Şu an ha. son <laughs> Yok ona göre ben cevap vereyim. Oldu mu olmadı ben. Evet, evet. <laughs> evet, Fatih Hoca, e, Felipe Melo geçtiğimiz günlerde Vasco da Gama maçında bileği kırıldı geçmiş olsun. Bileği kırıldı, yani. pozisyonu da gördüm ben. Bilmiyorum sen gördün mü de bayağı kötü. Yok görmedim. Çok geçmiş olsun yani. Ee, ne olursa ee, olsun. şey. Aa, yani acı verici çok acı verici bir durum yani. Bilek kırılması kötü bir şey. Bir evet. de hani futbol hayatını etkiler yani. Fatih Hoca'nın Sen Güçlü bir evlatsın. O da babam seni seviyorum diye açıklama yapmış. Babam ve oğlum. Melo gelecek belli oldu ya. İşte Türkiye'ye gelecek yani. Abi Melo zaten uzun zamandır tırmalıyor orada. Bir evet, orta. Tabii. Bütün gidenlerin hep tırmalıyor ki. Snyder da E çünkü yok. Ajax'ta tweet atsa hayatta ama... karşılığı yok. Inter'de tweet atsa ha derler. Ondan sonra e, peynir vermezler adama bedava. Türkiye'ye gelse her yerde ağırlanıyor. Kıvanç tatlı falan kanka işte. Bence Snyder'ın yani. göbeği, göbeğiyle lojaya oturdu ya bence orada bir reputasyon kaybetti o ya. Kimin tarafından mesela? Benim tarafından artı puan aldı. <laughs> Sen yemiş be. yani benim tarafından <laughs> kral gibi yaşamış yani benim tarafından artı bana artı ben benden artı puan aldı mesela. Yok ben kaybettim. ciddi bir dayana e, sunarak söylemiyorum ama. <laughs> ben o geçmiş olsun diyelim geçelim. Bu arada bu part bitti ama daha henüz konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın.